Startup Turkey, pardon. Webraz TV Startup Turkey'de ve röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Güçlü Gökuzan var. Buldum.com merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor Startup Turkey? Nasıl buldun? Çok keyifli. Bu benim ilk gelişim. Çok duymuştum zaten geçen sene falan. Nasıl gitmedim diye çok dertlenmiştim. Ve gerçekten çok keyifli. Birçok neredeyse herkes var yani. E-ticaret ve internet adına herkes var. Güzel yani. Her şey süper. Peki genç girişimciler de burada, tecrübeli girişimciler, yatırımcılar Türkiye'den yurt dışında. Girişimcilik tarafında geçtiğimiz döneme göre Türkiye'deki girişimcilik nereye doğru gidiyor? Nasıl bir yolda gidiyor, görünüyor? Açıkçası ben çok büyük bir enerji gördüm yani. İnanılmaz bir ilgi var. Özellikle kurumsal firmalardaki insanlar tamamen girişimci ve internet sektörüne girmek istiyorlar. İnanılmaz bir yeni şirket kurmak isteyen insanlar var. Ve gerçekten çok ciddi ilgi var. Yani investorlar da sürekli burada. Bayağı bir ilgi gösteriyor Türkiye'ye de. Eminim güzel haberler de çıkacaktır en yakın zamanda. Evet, yani zaten aralarda dolaşırken bile kulağımıza çalınan kelimelerden güzel bir şeydi. Aynen. Çıkacağını gösteriyor. Bugün Startup Turkey'nin aslında ikinci günü 15 Şubat ve dün 14 Şubat'tı. 14 Şubat'ın nasıl geçti? Buldum.com olarak binlerce kargo çıkarttık. Çok yorucuydu. 72 saat uyumadım ben ekibimle birlikte. Aynen öyle. Ama çok şükür atlattık. Tüm siparişleri kargoya verdik. Hepsi de ulaştı. Bakalım artık bir sonraki anneler gününü hazırlıyoruz biz de. O zaman sen uyumaya, dinlenmeye geldin bir anda. Evet, gideceğim zaten. Saat 8'den sonra yatağa direkt. Genel olarak peki 14 Şubat'tan sonra böyle özel günlerde ekstra bir yükseliş oluyor e-ticaret özellikle hediye tarafında değil mi? Evet, evet. Peki buna nasıl hazırlanıyorsunuz? Yani çünkü teknik olarak ayrı, lojistik olarak operasyon her yeni yılda bir hareket artıyor. Yani normalde biz ocağa 50 kişi olarak girmiştik. Ekibimiz 70'e çıktı. Bunun 10 tanesi Seyrantepe'de işte ev hanımları. Sadece paket yapmaya geldiler bize geçici olarak. Çok iyi hazırlandık. O yüzden atlatabildik. Çünkü bu iş tamamen e-ticaret de olsa hazır kişi yani. Arka tarafınızı çok sağlam olması gerekiyor. Sonuçta sipariş geldiği zaman onu çıkartabilmeniz lazım. Öyle yaptığımız için de çok şükür sıkıntısız atlattık. Peki karşılaştırmak için ortalamaya göre nasıl bir... Yani 14 Şubat artış olduğunu biliyoruz, bir yoğunluk olduğunu biliyoruz ama hani karşılaştırmalı bir şey söylemek mümkün mü? Nasıl bir artıştan bahsediyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim. Normal zamanın 17 katıyla 40 katına çıktık. Yani kötü bir günün 40 katı, iyi bir günün 17 katına çıktık. Tabii aynı ekiple bunu karşılamak imkansız. Gece gündüz çalıştık o yüzden. İşte 72 saat uyumayınca çok şükür çıkartış olduk. Bir de aslında mağazalar var. Mağazalar da ayrı bu durumdan etkileniyor özel günlerden değil mi? Evet. Orada da bir özel önlem almak gerekiyor. Aynen öyle. Ekstra işte çalışanlarımızı çağırdık. Daha önceden işte okuyan arkadaşları falan. Orada zaten özellikle 12'si, 13'ü ve 14'ü, özellikle 14'ü inanılmaz. Son dakikaya kalıyoruz özellikle biz hediye alıcılar. O yüzden orada bayağı bir hareketlilik oldu. Hepsini süper bir şekilde stoklarımız da sağlamdı, atlatmış olduk. Geçmiş olsun be. Çok teşekkürler. Ya, çok zarar dolayı. Peki önümüzdeki dönem için Buldum.com'da neler var, hedefler, planlar neler önümüzdeki dönemler için? Birçok ürün koyuyoruz aslında. Yani şu an 5000'den fazla çeşit vardı, 10.000'e çıkacak. Aynı zamanda belki duyulmuştur, Erdil Yaşar Oğlu ile Selçuk Erdem'in ürünlerinin, lisanslı ürünlerini direkt satmaya başladık. Bayağı yeni karikatürler gelecek orada da. Çok güzel ürünler var. iPhone kılıfından, kupa bardağı, mousepad'e kadar. Bir yandan da kişi özel ürünlerimizi çok arttırıyoruz. Orada da işte bir cüzdan alabilirsiniz isminizin yazıldığı ya da herhangi bir çerçeve. Her şeyi yapabiliyor olacaksınız. Bayağı güzel ürünlerle geliyoruz. Peki bu Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu bu nasıl bir talep diyor? Yani beklentilerinizle karşılaştırma olarak bekliyor muydunuz gelen tepkiyi? Çok beğenildi. Yani insanlar çünkü hayatlarının en beğendiği karikatürlerini ürün olarak karşılığını görmeyi gerçekten bekliyorlarmış. İnanılmaz, özellikle sosyal medyadan inanılmaz bir dönüş oldu. Tabii biz o sevgililer gününe denk geldiği için bayağı zorlandık çıkartmakta ama onları da hepsini halletmiş olduk. Bayağı güzel bir dönüş aldı. Çok çok ciddi satış oldu. Daha önce böyle bir model var mıydı? Hani lisanslı ya da gerçek kendisinden karikatüristlerin böyle? Yoktu daha öncesinden. Buldum.com'la başlatmış olduk. Bu da bir ilk oldu yani. Aynen, bu da bir ilk oldu. Aynı zamanda karikatürlü ürünlerin bir nevi internete taşınması da oluyor bu. Hem de birçok ürünle. Yani mousepad isterseniz mousepad,
kupa bardak isterseniz kupa bardak. Dolayısıyla da gerçekten de hani karikatürü ürün olarak karşınıza görebiliyor olacaksınız artık. Evet, ve buna da hani yasal, yani üreten kişinin de bundan... Aynen, lisanslı olarak. En önemli şey de o. Yani normalde bir copy center'da bastırmak yerine artık gerçekten karikatür sahibinin de hakkı olanı şey yaparak lisanslı olarak alabilecekler. Böylelikle de daha iyi karikatürle çıkması için de çok büyük bir şans aslında bu. Son olarak bu kişiselleştirilmiş ürünlerde genel bir nasıl söylenir, bir şey artışı var. Talep artışı var. İlgi çok artıyor. Hediyelik ürünlerde de özellikle bu daha çok uygun bir noktası değil mi? Önümüzdeki dönemde de bu konuda artış bekliyor musunuz? Evet. Ya dünyada zaten bir gadget şeyi var. İlginç ürün popülaritesi var. Artan bir ilgi var. Bir de customization, customized products, yani bu tamamen kişiye özel üretilen ürünler, gerek fotoğraf olsun, gerek isimli olsun. Biz ikisinde de çok hızlı şekilde ürünler getiriyoruz. Çok büyük bir ilgi var. Özellikle de yani 14 Şubat'ta gönderdiğimiz isim yazılı cüzdanın hatta hesabı yoktu artık. Yani ortalık cüzdan kaynıyordu. Ve bunun gibi birçok ürün var. İnsanın çok hoşuna gidiyor. Yani sonuçta o eşsiz bir hediye, onun başka bir eşi yok. O yüzden de daha da ürün çeşidini ekleyeceğiz. Çok güzel ürünler gelecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Görüşmek üzere.